Ölene kadar asla bir defa güler vaziyette görülmedi bu meleklerin ona bu davayı getirmelerinden sonra. Ve Velah Şahısan kaldırıcı vaziyette neybesorov gözünü nehves sema asla göğe doğru gözünü bir kere kaldırmadı. Bir kere. Onlarca sene yaşadı ondan sonra. Herhalde bu iş benim yani hatırladıma göre 40 yaşlarıdır. E, vefatı 100 yaşına biliyorum. E, dolayısıyla çünkü Adem Aleyhisselam da e, ömründen başta ona biliyorsunuz. Gördü onun nurlu ta ruhlar aleminde dedi bu kimdir ya Rabbi? Dedi senin e, zürriyetinden Davut Nebi'dir. Çok nurlu. Allah Allah ömrüne kadar işte e, şu kadar. 60 sene. E dedi ki azmış ya. Benim ömrüm kadar dedi. Bu da sayı hadiste geçiyor. Çok sayı hadis. Dedi ki senin ömrün bin sene. Ya bin sene. Bu da ne mübarek nurlu bir evladımmış ya. Peygamber evladım. Bu da 60 sene. He. 40 bağışladım dedi ona. 40 bağışladı. Hani 12 100 olacak. Hani o bağışlama tuttu ama Davut Aleyhisselam 100 sene yaşadı. Fakat tabi Adem Aleyhisselam'ın 960 yıl dolunca Azra Aleyhisselam geldi. Hadi gidiyoruz. Nereye? E dedi ki ecelin vaktin geldi. E tamam dedi. Benim ömrüm dedi. Bin seneydi. 40 senem daha var. <laughs> dedi ki sen onu bağışladın ya. kimi bağışladım dedi. E, Davut oğluna bağışladın. Bir hatırlamıyorum dedi. Hakikaten unutmuş. Peygamberler yalan söylemez aşağı. Onun için ilk unutan ilk insan. Evvelün nasi, evvelün nasi. Efendim, Adem Aleyhisselam ilk unutan. Yani bağışladığını unutmuş. Onun için Allah zengin dediler. Tamam dedi. Ona da 40 sene Mevla'dan, sana da 40 sene daha devam. Sen de bin sene yaşa, on, onunki de çıksın yüze. Bu hadis-i şerif sahittir. Yani demek istiyorum Davud Aleyhisselam bu vaziyette bir gün iki gün kalmadı. Hani göğe bakmıyor, devamlı ağlıyor, içeceğine gözyaşları karıştırıyor. Bu vaziyette belki 50 sene, 60 sene kaldı. Secdelerden başını kaldırmadı. Başını gözünü bir kere göğe doğru baktırmadı. Ama haşa Allah gökte değil. De, haşa sakın ha Mevla mekandan münezzeh. Meleklerin makamı gökler. Bütün gökler melake-i kiram dolu. Meleklerin makamına, kabul makamına, arşa, kürsüye doğru. Yani o cihet kabul makamı orası ya Mevla mekandan münezzeh. Onun için melekler günahsız ya. Bu da kendini hatalı saydı ya. Onun için hatasız meleklerin cihetine bile bakamam diye. Köye doğru başını kaldırmaz. Sanki günah işleyen. Biz bu kadar günah işliyoruz. En büyük kebal günahı, en büyük haramlaşma. Öyle işte müfettiş gibi her tarafa bakıyoruz utanmadan hayasızlıktan. Halbuki normal günah işleyen bir Müslüman Allah'ta hayası olsa sema tarafına bakamaz. Neden? Günahsız melekler orada bulunduğundan. Velem <laughs> yezel daim olduğu ne bakiyen ağlayıcı olarak hayatehu bu zarftır müddeti hayati demektir hayatı boyunca ha bütün hayatı boyunca Davud Aleyhisselam ağladı, ağladı 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 bir kere gözü yukarı bakmak ile denemiştir ki bu rivayet İmam Mücahit'ten geliyor Hazreti Enes'ten geliyor merfuan ve mevkufen hadis-i şerif Ahmet Nambel Zühter rivayet ediyor eee ölünceye kadar başını bir kere semaya kaldırmadı ve ağladı ve beka o kadar ağladı hatta ne betel, uş bu otlar bitti min dümur, o kadar ağladı secdede aynı yerde ağlıyordu aynı yerde secde yaptığı için secde yaptığı yerde ağlamaktan otlar bitti ne kadar sulamak halbuki kapalı yer yağmur yağdığından değil köz yaşlarından yaşlarından otlar bitti ve hatta gazet Ta ki edindi et bu gözyaşları lihaddi yanağı için uhduden yarıklar. O kadar ağlamak ki zaten bu bir günde iki günde bir senede olacak iş işte değil. Ya günah bile yapmamış, mekruh bile yapmamış ya. Benim makamıma yakışmadı yüce Rabbime karşı diye utancından ağlamaktan secde ettiği yerlerde otlar bitti ve yanaklarında yarıklar edindi. Gözyaşları yol etti yol edindi. Gözyaşları aka 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 buradan yol etti kendine. Yol ettiği zaman nasıl ki yağmur damlaları taşta kayada yol eder, iz bırakır. Hatta oyuk açar. Onun da böyle e, yani yarıklar. Büyük yarıklar böyle. Yarık nereden oluyor? Devamlı gözyaşı akmaktan. Hiç insan bir kere, beş kere, on kere ağlamakla derisinde yarık açılır mı ya? Ya.